Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Ceylan Özçelik. İlk filmi Kaygı geçtiğimiz günlerde İstanbul Film Festivali'nde ilk premierini yaptı. Türkiye premierini yaptı. Daha sonra Ankara Film Festivali'nde gösterdi ve herkesin beğendiği şu günlerde de vizyonda olan bir film. Tabii siz Ceylan Özçelik'i çok yakından tanıyorsunuz sinema programlarıyla ama o bu kez bizimle yönetmen koltuğunda birlikte olacağız. Ceylan çok güzel bir film. Böyle şu anda da ben de heyecanlandım çünkü seninle beraber merakla bekliyordum filmi. Gerçekten heyecanımıza da değdi. Kaygı çok güzel bir filmdi izlediğimiz zaman. Aslında hepimizin neler oluyor dediği, kaygılandığı şeyleri aslında hasretin gözüyle biz izledik. Sen biraz bize anlatır mısın kaygıyı? Nasıl doğdu kaygı? Tabii çok teşekkür ederim önce Hilal güzel sözlerin için. Yani çünkü hakikaten uzun sürdü ve uzun süreci takip edenler de oldu, yanımızda olanlar da oldu. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Ama tabii yanımızda olmayanlar da oldu. Belki biraz oradan başlamak lazım. Yani çünkü hani ilk fikir çıktı ve ilk senaryo yazmaya başladım. Bundan 5-6 sene önce gibi bir şeyden hani söz ediyorum. İlk bittiğinde zaten senaryo 2012'nin sonu, 2013'ün başları gibiydi. Ve daha sonra hemen ilk versiyon varken elimde böyle 55-60 sayfalık bir versiyonla çılgınlar gibi yapımcı arama, finans arama. Zaten biliyorsun hani bizde çok yerleşik bir sinema endüstrisi de olmadığı için birçok şey çok zor hepimiz için, bağımsız kanattakiler için. Tabii ki ana akım biraz daha kolay işliyor ama ve o süreç çok uzun sürdü bende. 2,5 yıl kadar sürdü neredeyse ve bu 2,5 yıllık süreç aslında filme çok iyi yansıdı. Yani filme şöyle çok iyi yansıdı. Ben daha fazla çalışabildim. Daha fazla araştırma yapabildim. Filmin görsel dünyasına daha çok kafa yorabildim. Ve senaryoyu yeniden revize etme şansı buldum. Tabii bu esnada dönem biliyorsun bizim Türkiye'nin bir günü ertesi gününe hiçbir şekilde uymadığı için sürekli bir şey olmaya devam ettiği için aslında bir yandan da o 2,5 yıllık para arama süreci iyi bir sürece dönüştü benim açımdan. Zaten bakanlar da işte 2013'te başvurdum, 2014'te erteleme, 2015'te çıktı ve filmin nihayetinde 2015 sonunda birilerinin de artık İstanbul Film Prodüksiyonu'nda ana yapımcı olmasıyla beraber çekebildik. Fakat hani fikir olayı daha çok kendi unutmamdan çıktı. Yani gerçekten çok şaşkın bir şekilde her yere bakıyorum ve sürekli değişen bir şehir var. Ve sadece değişen bir şehir de değil, Türkiye zaten çok değişiyor. Hatta Avrupa da değişiyor. Ama Avrupa yeniden değiştirirken, dönüştürürken binalarını kültürünü yok etmeden değiştiriyor. Ha, bizde biraz o fark da var ya, bizde kültürü de bir illa yerle bir edeceğiz, yok edeceğiz. İçimiz rahat etmiyor yoksa. Ve bakıyorum mesela AVM'lere. Zaten biliyorsun o AVM'lerin inşaatlarında kaybettiğimiz işçiler. Hani gerçekten hep böyle toprakların altı kanla dolu bir coğrafyada yaşıyoruz ne yazık ki. Ve hem büyük olayları, ülkenin büyük olaylarını hem de mesela işte AVM'ye geliyorum. Burada daha önce ne vardı? Ya da burada ne olmuştu? Burada biz kayıplar vermiştik. Ne olmuştu? Yani ben internete bakmadan bunları bulamadığımı fark ettim. Yani hatırlamaya çalışıyorum. Gelmiyor. Arkadaşlarım arıyorum. Ha dur bakayım diyor. Yok yok diyorum. Bakma Google'a. Hani Google'a ben de bakarım. Hatırlamaya çalışıyorum. Ne olmuştu? Neydi? Burada ne vardı? Orada ne vardı? Şu şehirde ne olmuştu? Hani burada ne olmuştu? Ve gerçekten kimse hatırlayamıyordu İlhan. Bu bir korku filmi efekti yarattı bende zaten. Çünkü hakikaten travmaları hatırlayamamak travmatik bir şey sonuçta. Ve nereye kadar unutabiliriz sorusunun peşine düşüp hani unutma, unutturma, hafıza, bellek ve kaybolan belleğin tekrar canlanması, geri gelmesi üzerine okumaya, araştırmaya başladım. Kaygı biraz böyle çıktı aslında. Şimdi hani somut bir kavram kaygı. Evet. Yani zor da aslında hani bir somut kavram üzerinden aslında bir olayı anlatmak. Evet. Hani onun zorlukları nelerdi peki? Valla onun da yani çünkü... ya, psikolojik olarak çok zorluğu vardı aslında. Yani filmin araştırma sürecinde çünkü psikolojik olarak çok zorluğu vardı. Filmin adını çünkü ben en başta endişe koymak istiyordum. Fakat Yılmaz Güney'in biliyorsun çok sevdiğimiz bir filmi ve aynısı olmasın. Hay Allah başka ne olabilir derken zaten şeyi fark ettim. Ya ben sürekli bir kere bir birey olarak bu ülkede kaygı halindeyim. Sürekli bir korku halindeyim. Ve yani kaygı üzerine de hani okuyup onun etkilerine baktığında onun yarattığı titreme, hani onun yarattığı terleme hali de biraz aslında peşine düşmüş oldum böylece. Ama hani bir yandan şey de var. Evet kaygı yaşıyoruz. Hatta şu
son dönemde daha da fazla yaşıyoruz. Çünkü işte her an evimizden de bile gelinip alınabileceğimizin kaygısını da duymaya başladık. Gelecek adına da kaygı duymaya başladık. İşte her etrafımızdaki herkes için, mahallelerimiz için, sokaklarımız için, onların isimleri için. Yani çünkü her şey meydanlarında da değişiyor, her şeyin adı değişiyor. Yani bir şeyler yok olmasın diye ciddi bir kaygı duyuyoruz yani. Ya aslında ben hani ana karakteri izlediğim zaman şöyle bir şey, hep bir şeyleri arıyoruz aslında, evet. Ve hep huzursuz, hep mutsuz ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Ama sürekli bir öfke hali ve şeyimiz var, huzursuzluğumuz var. Hani kaygıda da belki de seyirciyi de hepimizi yakalayan da oydu. Evet. Hani evet, yani senin dediğin gibi her şey değişiyor. Nereye gidiyor? Hani bu bizim üzerimizden nasıl bir etkiye neden olacak? Biz neler hissedeceğiz? Evet. Yani hasreti de hani o yani geçmişi arayan bir kadının hikayesi. Evet. Hani bir yandan aslında onun hikayesini kurarken tam da ona dikkat ettim. Yani evet, geçmişi bulmaya çalışan. Çünkü filmdeki Türkiye hani alternatif bir Türkiye ve her şeyin unutturulduğu bir Türkiye. İktidar eliyle ve iktidarın kullandığı araçlar eliyle, işte nedir onlar, medyadır, işte medya, basın, kentsel dönüşüm, bir sürü başka şey ve bunların eliyle unutturan bir ülkede unutmamaya çalışan, unutmaya direnen bir kadın vardı hep kafamda. Ama bugünden anlatmak vardı bunu ve bugünden geçmişe bakarken de aslında biraz da geleceği de tasavvur etme hali var. Yani yarı distopik olarak tanımlamış mesela birçok işte sinema yazarı vesaire. Aslında evet öyle, ama ben hep o distopyayı ve paranoyalarımızın çizgisinin biraz silindiğini de düşünmüyor değilim. Hangimiz düşünmüyoruz ki? Hani gerçek aslında distopya oldu. Distopya gerçek oldu. Mesela 1984'de hepimiz yaşıyoruz zaten. Hani gibi bir durumda var ülkede. Ve özellikle ana karakteri medyada çalışan yapmamın tabii ki en birinci nedeni benim yaklaşık işte 13-14 yıl orada çalışmış olmam, hep haber kanallarının ağırlıklı çalışmış olmamdı. En iyi bildiğim yerde, zaten filmde gördüğünüz televizyon kanalında çektiğimiz yerde, benim daha önce çalıştığım, yine hani avucumun içi gibi bildiğim bir yerde çekim ben o yüzden daha rahattı benim için. Hani kameranın nereden nereye gideceğini kurgulamak anlamında. Ve kendisi kurgucu olan bir kadın Hasret. Kendi bir dünya orada kurgularken ve yalan haberlere alet edilip hani onları manipüle eden bir araca dönüştüğü noktada tamamen kurgulanmamış gerçeği araması ve nihayetinde onu bulma yolunda da bayağı hani aşama kaydetmesi kıymetliydi benim için. Yani orada bir hani aslında biraz ironik ama ters köşe de bir şey kurmaya çalıştım yani ana karakter üzerinden. Evet. Hadi şöyle bir şey. Biz bir şeyleri unutuyoruz. Onları aramaya hani, çünkü sanki böyle birisi bize sürekli unutmak zorundasınız. Evet. Çünkü hızlı her şey, gündem değişiyor, olaylar değişiyor. Biz unutuyoruz ama unuturken de aslında çok büyük yaralar alıyoruz. Evet. Ve bunun en büyük aracı olarak da hani medya yapılıyor. Evet. Çünkü hani Hasret'in işte haberleri kurgularken hani sorgulama, neyse o, onu yap, onu derken aslında birçok insan eleştiriyor, görüyor. Onları da görmüş oluyoruz. Kesinlikle, zaten bugün baktığımda o kadar tekleştirmeye çalıştılar ve büyük oranda da başardılar ki. Çünkü hiç yani alternatif yayın yapan televizyon kanalları bir söndü, yok edildi. Yani hep yok etmeyi konuşuyoruz ya, o yüzden. Ya da evet, o da sansür uygulamak zorunda kaldılar. Kesinlikle hani insanlar işlerini, şeylerini kaybetmemek için. Ya da işte kapatılan dergiler, işte gazeteler vesaire. Bu kadar şeyden sonra mesela internette de aynı şeyi yaşıyoruz aslında. Bir şeyin videosunun haberini görüyoruz. Ona tıkladığımız anda şey diyor, video silinmiştir ya da işte açılamıyor. Hani ya da işte bir haber sayfası görüyoruz. İşte sosyal medyada, Twitter'da, orada, burada tıklıyoruz hemen okumak için, bir bakıyoruz sayfa mevcut değildir. Yani aslında bir anda gerçekten çok müdahale gücü de var iktidarın ve biraz da hani bu tarihi editlemek, yeniden düzenlemek. İşte şu an mesela yeniden yazılan tarih kitapları yeniden yazılıyor biliyorsun. Hani her iktidara göre onlar, ya sadece bu iktidar üzerinde değil, her iktidara göre yeniden yazılır aslında tarih kitapları. Kesinlikle ve şu anda hani hayal edemiyorum acaba 15 sene sonra ne okutuluyor olacak. Şu anın eğitimi alınan çocuklar nasıl bir şey? Kesinlikle. Yani Mithat Sancar'ın kitabında vardı. Mükemmel bir cümle bence. Yani onu yazmış yoksa onun alıntısı mıydı? Şu anda
tam hatırlayamıyorum. Zaten dediğim gibi kendi hafızasızlığımdan yola çıktığım için filmde de bugün hala canlı olan anılara yarın artık sadece medya aracılığıyla ulaşılabilecek. Yani bu aslında ne kadar ürkütücü bir şey. Hı-hı. Yani bundan bilmem kaç sene sonra sadece o medya ne veriyorsa hani Hı-hı. ona inanan, ki bu yıllarca hani TRT tek televizyon kendi. Hı-hı. Yani bir tek onların verdiğini görüyorduk. Düşün. Ya aslında unutmakla ilgili şimdi hani filmin çok güzel bir yönü daha var. Sivas olaylarını hani ben yani büyük bir hani katliam nasıl bir şey, hani insanları yakarak izlemek ve ondan sonra evet gerçekten hani hasret, hani o olayların peşine düşerken evet yıllarca onu unutturuldu. Daha sonra işte 93'te bu olay oldu. Sonra hani birden işte birkaç yıl önce zaman aşımına Uran'da söylendi. Hani belki işte 95 doğumlular, işte 2000 doğumlular, hani ne oldu? Ne vardı orada? Hani onu bilmiyorlar artık. Peki hani Sivas'ı seçmendeki neden değişecek? Ben önce hemen şeyi söyleyeceğim. Ya dedin ya 93'ler vesaire bilmiyor diye. Aslında ben mesela araştırırken kendimin de çok fazla şeyi bilmediğini fark ettim. Ama hemen hani neden Sivas'ı seçtim ona başlayayım. Zaten unutma efekti dediğimizde nereye kadar unutabiliriz sorusunun peşine düştüğümde bir dakika, katliamları unutabilir miyiz diye düşündüm. Çünkü çok yakın zamanda o zaman Roboski olmuştu. Ve ben bir anda Roboski'de tam olarak ne olduğunu hatırlayamadım, fark ettim. Ha falan oldum sonra. Ne oluyor bana? Bir 5 dakika falan hakikaten beynimin yandığını ve bir dakika Roboski'de ne oldu? Yani böyle bir an yaşadım dürüst olmam gerekirse. Ve sonra hemen sonra hani hatırladım. Geri geldi ama o bende çok ürkütücü bir etki yarattı. Yani gerçekten katliamları unutabilir miyiz? Bu kadar olabilir mi? Bunları da unutturabilirler mi bize? Ki zaten ülke tarihinde sayısız olduğu için aslında unuttuklarımız da var. Ya da neden, neyin, nasıl olduğunu, nasıl bir işte yani ikisi de eliyle sonuçta olmuştur her zaman katliamlar. Hani çok da ayrıntılarını, detaylarını bilmiyoruz aslında. Ve nasıl depolayabiliriz ki zaten o kadar fazlasında? Bir de öyle bir şey var. Bir de bir yandan da yüreğimiz dayanmaz. Hı-hı. Fakat Sivas özelinde de şöyle bir şey vardı. Ben de bir televizyoncu olarak ve televizyoncu bir ana karakter yapacağım için kendim şeyi düşünmeye başladım. Ben en eski neyi hatırlıyorum televizyonda izlediğim? Hı-hı. Beni çok etkileyen. Ve 13 yaşındaydım o zaman. Hani parça Sivas geldi gözümün önüne. Biraz daha böyle kafa yordum. Hani o çok bariz görüntüler geldi. İşte Aziz Nesin'in işte o yangın merdiveninden aşağı itilmeye çalışılması. İşte zaten otelin önündeki o işte kollar. İşte gibi böyle parça parça bir şeyler geldi. Bir dakika, biz bunları izliyorduk. Peki niye kimse yani gidip oraya o insanları kurtarmıyordu? Hani sorusunu böyle sorduğumu hatırladım yine hayal meyal. Hani ve arkasından bir Sting konseri olmuştu. Onu hatırladım. Ya bayağı böyle çok zorlayınca bir şeyler geldi aklıma. Hani ve Sting konserleri hınca hınçta olmuştu. Kenan Evren'e Demirel'in bir akrabaları mı bir şeylerinin düğünleri olmuştu. Böyle şeyler gelmeye başladı parça parça aklıma. Ve sonra oturup gerçekten Sivas'ın önce bir tarihini okudum. Ve şeyi fark ettim. Hani Perslerden beri zaten bir yangın, ya yani bir alev, hani bir ateş hakim şehre. Yani yine tabii ki bunu bütün bir coğrafyaya yayabiliriz. Hakikaten mesela Zeki Coşkun'un mükemmel bir kitabı var. Ben çok etkilendim. Yani bir sürü kitap okudum ama hepsinden çok etkilendim şüphesiz. Fakat Zeki Coşkun'un kitabından çok çok etkilendim. Aleviler, Sünniler ve Öteki Sivas. Ve çok uzun süredir yeni baskısı çıkmıyor. Ben iletişimden şeyini aldım. Fotokopisini alarak okudum. İnanılmaz bir kitap. Bütün bir Sivas'ın tarihini anlatıyor bu yangın, ateş ve şey diyor zaten girişinde de. Sivas bir yangın yeridir. Ya hakikaten yani sadece Sivas değil, bütün bir coğrafyanın yangın yeri olduğunu katliamları okurken yeniden fark ettim. Fakat yani Sivas üzerinde hakikaten orada 7 saat 500 kişiyken camiden çıkanların 15 bin kişiye varması ve o dönem biliyorsunuz Sol-Sağ koalisyonu var. İçeriden yardım istiyorlar. Ya o kadar kalabalık olmaları ve okuduğum detaylar içinde beni çok fazla şey, çok canımı yaktı. 20 yıllık dava sürecinden de. Yani bunlar arasında mesela oraya bir gün önce kaldırım taşları serilmiş. Evet. Yani 2 Temmuz'dan bir gün önce. Mesela ben onları bilmiyordum ya. Onları birçok insanın bildiğini de, bilip bilmediğinden de emin değilim. Hani toplumsal olarak konuşuyorum. Evet. Tabii ki katliama temas edenler her şeyi çok iyi biliyor ve hatırlıyor muhtemelen ama yani neden oraya kaldırım taşları serilmiş? Çünkü bir yol çalışması yokmuş. Yani bayağı o taşlar hani bilinçli olarak ertesi gün organize edilen şeye hizmet etmesi için. Aynı şekilde 2 Temmuz yaz dönemi, buna rağmen otobüslerle öğrenciler taşınmış. Ya ben o yüzden filmde
mesela hani bana bir izleyici sordu, niye hacı hocaları görmüyoruz hani. Ya hacı hocaları görmüyoruz çünkü hacı hocalar önce orayı organize edip sonra gitmişler zaten. Orada 13-14 yaşındaki çocuklar var inanılmaz sayıda. Yani yakanların içinde, ya bu bence çok can yakıcı bir şey. Yani gerçekten bütün esnaf var. Hani o çok fazla sayıda işsiz, orada işsiz gençler var. Yani o kadar organize edilerek oraya birikiyor ki bu insanlar. Ve bekleniyor zaten. Hani kesinlikle. Saatlerce sürüyor. Ve sözde işte yani o Temel Karamoğlu'nun falan açıklamaları, yani hani sözde o kalabalığı durdurmak için yaptığı şeyler aslında. Hani hiçbiri hani kalabalığı durdurmak için değil. Ya da sonrasındaki hani dava süreci. Neden takviye yapılmıyor mesela? Kesinlikle. Yani, ve yani, kuvvetleri. Evet. Yani. Hani gelmiyor diyor kimse. Emniyet müdürü diyor zaten. Gelmiyor orada. Hani bir türlü gelmiyor kimse. Biz sürekli yardım istiyoruz. Gelmiyor. Yani tahsis kayıtlarında var yardım istedikleri. Gelmiyor yani. Şehre bir yardım ulaşmıyor. Bir de dava sürecinden hani gerçi şimdi başlasak bir sürü şey de. Ya benim en çok canımı yakan şeylerden biri filmde iktidar olarak gördüğünüz Furkan Muzaffer aslında Sivas'ın bu 20 yıllık sürecinde işte olduğunda, katliam olduğunda İçişleri Bakanı'nın şunun bunun açıklamasından tutun da işte çeşitli gazete manşetlerine ya da işte meclis komisyonuna oraya gidip yaptığı araştırmalara ya da sanık avukatlarına kadar birçok farklı dilin, o kötü dilin, kötücül dilin, nefret saçan dilin şeylerini içeriyor. Gerçek cümleler. Hepsi gerçek cümleler. Onlardan bir tanesi sanık avukatlarından biri. Biliyorsun orada kurtulan canlar oldu. Yandan geçtiler BBP'nin binasından. Ve şöyle bir soru soruyor sanık avukat biri, diyor ki bu ölenler isteselerdi kurtulamazlar mıydı? Yani ben bu şimdi bunu ilk okuduğumda inan bir daha okudum. Acaba yanlış mı yazıldı diye. Tekrar okudum. Tekrar inanamadım yani. Ve o da filmde olsun istedim. Yani çünkü bence akıl almaz bir cümle. Bu nasıl bir cümle? Yani gerçekten böyle şeylerle dolu. Hani 20 yıllık dava süreci Sivas'ın. Evet ya, yani hiçbir sanığının olmaması. Evet. Hani zaman aşımına uğraması bile gerçekten. Tabii. Hani bu bile yaralayıcı bir şey. O dönemin yapılan açıklamaları. Şimdi aslında ben filmde yine sevdiğim noktalardan biri, evet bu katliam yaşandı, hani insanlar yaralandı, hayatlarını kaybettiler. Evet, bir de onların çocukları var. Evet. Hani onların üzerinde nasıl bir travma oldu? Hani evet bunu unutturdunuz ama işte yani hasret bunu unutmuyor. O da yaşamı boyunca onun arayışı içerisine giriyor. Onun için de çok anlamlıydı film bir yandan. Yani evet, bunu aslında tam Ankara'da ki gösterimlerden bir tanesinde bir izleyici de söyledi. Ya yani çok mutlu oldum hani açıkçası böyle bir yorum duyduğum için. Şu an sen söyleyince de gerçekten mutlu oldum. Yani çünkü evet hani sonraki nesiller üzerindeki etkisi, yani ne kadar unutturmaya çalışırsanız çalışın. Yani o nesiller onu ya duvarları yıkarak ya yerleri yıkarak, yani o bir yerlerin altından o gerçeği bulup çıkaracaklar. Yani geçmiş asla hani yok edilemez. Ne kadar yeniden yazmaya çalışırsanız çalışın ya da ne bileyim meclis komisyonu oraya gittiğinde raporunda ne kadar işte Sivas hassas bir yermiş efendim. Yani koskoca meclis oraya katliama araştırmaya, rapor yazmaya gidiyor. Sivas çok hassas bir yermiş. Sivaslılar çok hassasmış Hilal'cim. Ve o yüzden yani Aziz Nesin'in de cümleleri onları çok tahrik etmiş. Yani ben gerçekten böyle bir meclis komisyon raporu okuduğuma da inanamadım. Aklım almıyor. Yani o zaman ne kadar masum o 15 bin kişi ve aslında hani anlatamıyorum. Aslında Ceylan o kadar şey ki, yani katliam yapıldıktan sonra mesela bir süre sonra işte yani oranın utanç müzesi yapılması konuşuldu. Evet. En son işte evet, bir kültür evimine öyle bir şey yaptılar. Ama ondan önce hani buraya bir kebapçı açıldı. Yani evet, hani insanların ne yasına ne cenazesine hiçbir şeyine saygı gösterilmedi. Evet. Hani ben bir Sivas anma, 2 Temmuz anmalarına gitmiştim. Orada mesela hani yakınları, işte duyarlı insanlar karanfil bırakacaklar. Başka bir şey yapmayacaklar, yürüyecekler. Şeyde o Madımak Oteli'nin oraya karanfil bırakacaklar ama buna bile izin verilmedi. Yani hani daha sonrasında yine evet bu çok kötüydü, biz böyle şeylerin bir daha yaşanmaması gerekiyor. Onun üzerinden de bir politika yürütülmüyor veya bir şey söylenmiyor. Daha sonra da zaten başka hani Roboski, senin de anlattığın gibi başka katliamlar da yaşanıyor. Aslında Ceylan, filmin bence özel bir yanı da şu. Biz evet hep İşte yanı başımızda bir şeyler yok ediliyor. Hani anılarımız var, hani kendi geçmişimiz var. Orada bir şeyler yaşamışız. İşte gidiyoruz bir işte üniversite yıllarımızda işte gittiğimiz kafe, gittiğimiz kitap evi,
onların hiçbirini göremiyoruz. Ama evet, bunları düşünüyoruz, konuşuyoruz ama hiç kimse onları sorgulamadı. Hani aslında seni, hani senin filmin sorguladı. Dedi ki işte bunları yaptınız, biz de böyle kaygılı, huzursuz, hani her an başımıza bir şey gelecek bir şey nesil olmaya başladık aslında. Onun o anlamda da çok güzeldi yani benim. Ama gerçekten tam öyle bir ruh halindeyiz galiba. Evet, evet, bu son günlerde bu iyice de artmaya başladı. Peki o zaman Ceylan, bir de bu politik sinema mevzusunu sormak istiyorum. Şimdi hani ben bu konuda ikilemde kalıyorum. Şöyle bir ikilemde kalıyorum. Yani hani bizim yani politik sinema veya politik olmayan sinema nedir yani? Hmm. Hani bizim yaşadığımız her şey aslında hani politik bir süreç değil midir? Hani sen yönetmen olarak bunu nasıl değerlendirirsin? Ya aslında çok katılıyorum sana. Belki de hatta yani sinema politiktir diyebiliriz aslında. Yani tabii ki şöyle bir misyonu yok sinemanın. Sinema çok büyük şeyler anlatmalıdır ve dünyayı kurtarmalıdır. Hani böyle bir misyon tabii ki yükleyemeyiz. Ama hiçbir zaman hani bütün sanat dallarına ayrı ayrı baktığımızda da edebiyata bak, işte müziğe bak, sinemaya bak. Yani ne olursa olsun her zaman bir şeyi deşen, hani bir yaraya değen ya da bizim seyirci olarak hissine kapılıp gittiğimiz eserlerin peşinden gidiyoruz ve o eserler kalıyor aslında biraz. Yani politik sinemada bence şöyle bir şey, ben kendim hani bir seyirci olarak belki ya da sinema sever, sinefil olarak hani şunu diyebilirim. Ben hiçbir zaman kafaya vura vura anlatan, işte çok mesaj kaygılı, çok fazla göstere göstere yapan politik sinemayı sevemedim. Yani çünkü adı üzerinde sinema sanatını, o zaman biraz geri itmiş oluyoruz ve çok fazla kitap gibi bir dile dönüşüyor her şey. Yani ondan çok korkuyordum ben mesela kendi filmimi yaparken. Çok fazla güvenli sularda yüzmeyeyim. Hani o kadar böyle sırtımı şeye dayamayayım yani. Bak bu böyledir, bu da böyledir diyen bir politik dile. Ve o kadar ince bir çizgi ki yani onu tam nasıl yapabileceğinizi de bilmiyorsunuz aslında. Çünkü ilk filminiz. O yüzden hani hep referanslarla, yani bunu daha önce kimler ne kadar iyi nasıl yapmışlar. Hani biraz onu anlamaya çalışarak, etüt etmeye çalışarak ilerliyorsunuz. Ama ben yine de hala hani eski yani Türkiye'deki eski politik sinemanın gücüne sahip olabildiğimizi düşünmüyorum. Yani çünkü o zaman çok daha cesurmuş gibi geliyor bana yönetmenler. Şu anda biz o kadar cesur değilmişiz gibi geliyor. Yani çok az yapabiliyoruz ve sınırlı yapabiliyoruz bence. Yani bunu hani otosansür ya da bir şey demek istemiyorum ama ben mesela biraz artık hani çok kişisel sinemadan biraz sıkıldım açıkçası. Yani çünkü ülkede çok fazla şey var. Çok fazla şey oluyor. Hani en başından beri konuştuğumuz gibi ne olmuştu'nun peşinde izliyoruz ya. Biraz farklı, hep birbirinden farklı şeyler izlemek istiyor insan. Ya, çünkü ülke öyle bir ülke. Hani sen söylemeseydin Ceylan ben söyleyecektim. Çünkü şöyle bir şey. Evet hani yalnızlaştırıyoruz. Evet bireysel sıkıntılarımız var. Ama hani bir ülkede de her gün değişen ve hani bir şu günümüze baktığımızda hani iç savaştan bahsedilen ya da hani Orta Doğu'da hani kilit noktada olan bir ülkeden ve sürekli hiç savaşları, katliamları düşünmesek bile buraya gelen göçü, dışarıya giden göçü düşündüğümüzde hani bir sürü olay yaşıyoruz. Evet. Hani hiç mi sinema hani kendi anlatacak hikayelerimiz yok ki biz hani o kadar çok var ki yani evet. Bir şey eşelerken bir de başka bir şey çıkıyor. Ben yani Sivas'ı da okurken başka yani 1500 tane ayrı film konusu okudum aslında. Yani gerçekten mesela Amerika'ya baksana bir 11 Eylül yaşadılar. Hala filmleri izliyoruz. Yani biraz tıkanıyoruz galiba sanırım ya da kendimize mi çok dönük bir sanat yapmaya çalışıyoruz bilmiyorum. Hani bunun tam yanıtı bende de yok ama sinemada da bir arayışımız var belki de. Evet. Yani hani genellersek tabii hani senin filmini üzerinden söylemiyorum çünkü böyle bir film değil zaten. Senin filmini yani hani bütün derdini anlatan bir film zaten ve bizim dertlerimizi de anlatan bir film olduğu için böyle düşünmüyorum. Peki Ceylan hani işte hani kaygı hani psikolojik olarak bizi etkileyen bir şey hani kaygılarımız, huzursuzluklarımız hani psikologlarla, sosyologlarla hani film öncesi öyle bir görüşmen oldu mu? Ya film öncesi kendim psikoloğa gittim zaten. Yani o kaygı halimden dolayı zaten sürekli bir psikologla temas halindeyim. Onu da okuttum. Onu da dönüşlerini aldım. Ama birebir hani bir sosyolog değil aslında şöyle ilerledim. Bir çevirmen sinema yazarı ile temasta kaldım. Türün çok yakın sevdalısı Kutlukan Kutlu Sevinok Yenioğlu. O zaten bir süredir sinema yazmıyor. Başka şeyler yazıyor. Bir onunla temasta kaldım ve senaryonun her versiyonunu ona okuttum. Bir de belgeselci kadın gözüyle Elif Ergezen. Hem kendisi çok kurgu yapan biri. Hem belgesel
sinema yapan biri. Hem de Mithat Alan Film Merkezi'nde de hani sürekli filmlerin içinde olan biri. Dolayısıyla iki ayrı göz, hani bir belgeselci, bir de çok aslında bilim kurgu yazan, onun üstüne kafa yoran, hani iki ayrı gözle her yani versiyondan sonra bir araya gelip konuştum. Ve dinledim genel olarak, hani onların yorumlarını önemsedim. Ve zaman zaman onların yorumlarına göre de aslında azalttım belli şeyleri. Ama onun dışında hani özel olarak bir sosyolog değil, daha çok kendim okudum. Evet. Kendim Sivas'a gittim. Orayı fotoğrafladım. Hani Ankara'da keza biraz görüşmelerim oldu. Sivas'tan kurtulan çok değerli bir sanatçıyla da görüştüm. Bu film için ne düşündüğünü sordum. Aslında o çok en enteresan görüşmem oydu. Yani çünkü çok iyi anlıyorum. Hani şey demişti o zaman. Ben görüştüğümde sanırım 2013'tü. Daha yeni yeni hani şekillenmişti senaryo. Ve şey demişti. Ya önce bizim hikayelerimizin bir normal yollardan anlatılması lazım. Hani o fazla sinema kurgu bulmuştu hani benim yapmaya çalıştığım şeyi. Ve zaten ondan kısa bir süre sonra da Karina'nın Günlüğü aslında çıkmıştı. Hani izledim mi izlemedim mi onu bilmiyorum. Ya biz Ankara'ya bir daha gideceğiz. Şimdi ben davet edeceğim onu. Ya bir türlü cesaret edemiyorum çünkü onu davet etmeye açıkçası. Hani aslında bu biraz bizim sinemayı daha bilmememizle ilgili. Hani bu yorumları yaparken aslında. Evet. Çünkü şey evet aslında duygusal bir yaklaşımda. Hani biz bunları yaşadık, şunları yaşadık. Evet. Bu da olsaydı, şu da olsaydı yaklaşımından kaynaklı. Ya evet ama çok anlaşılır. Yani ben hani çok anlaşılır bulduğum için zaten üstüne gidemedim. Yani evet. O kadar anlaşılır ki biz ya ben yaşamadım çünkü hani bilemem ne nasıl bir his. Ya sadece okurken bile çünkü bayağı hani bunalımdaydım yani. Ve yaşayanın nasıl bir karanlık duygularla hani ya belki kendini hapsedecek hani yani tam doğru ifade edebiliyor muyum bilmiyorum ama unutmak için bazen çünkü biraz hapsetmeniz lazım kendinizi, sonra belki yeniden hani dışarıyla tekrar temasa geçebiliyorsunuz. Yani bilemiyorum. Aslında hani bunu hani bir toplum için de söyleyebiliriz. Evet. Ceylan. Çünkü hani hep bir korkuları var. Tabii çok doğal çünkü. Yani yaşanan her şeyden. Evet. Evet acaba bizim başımıza bir şey gelecek mi? Bir şey olacak mı? O korkuları sürekli tabii ki. O kaygıları yaşıyorlar. Ya çünkü sürekli bir yalanla başlayan bir katliam var yani hani Maraş'ından Sivas'a hep öyle hani bir yalanla işte yok camiye saldırdılar, yok kadınlarımızın bilmem hani ama saldırdılar evet. Falan ama aslında bunu yapan onlar yani diğer taraf evet. Yani ve çok acayip sürekli böyle bir yalanla ve tahrikle başlayıp bir de günlerce süren şeyler. Ama hani, evet sonuçta da hani ölümler var, büyük evet. Katliamlar var, şey yapıyor ama kimse bunları şey... Hani kimse bunları önemsemiyor. Ben Maraş'a gitmiştim. Hani Maraş'ta şey işte biz de bir haber yapacaktık Maraş'ta. Ondan sonra Maraş'a gitmişken o Yörük Selim denilen katliamın yaşandığı mahalleye gittik. Mesela mahallede yıllar geçmiş. Hani 1979 işte şimdi evet. 37-38 yıl geçmiş aradan. Ama hani o dönemi yaşayanlarla konuştuğumuz zaman ilk önce bir şey var. Kaygı var yani hani evet. Konuşsam mı konuşmasam mı hani tek ya, yıllar geçmesine rağmen aynı şeyleri yaşıyorlar. Yani. Yaşıyorlar ve tekrar gerçekten yaşamasından da muhtemelen yaşanmasından da korkuyorlar yani çünkü şöyle bir şey o gerçekten yani yeniden bir işte aslında medyanın hep bize karşı kullandığı bir şey var ya bunlar provokasyon yapıyor bunlar işte şey ediyor. Ay dur şu kelimenin adını bulamadım. Dış güçler. Ha falan bir şeyler. Aslında o dedikleri şeylerin hepsini kendileri yaptığı için yani yani filmdeki cezayı halk verdi de zaten hani gerçek bir manşet. Yani sonuçta hani birileri işte Alevileri cezalandırsın. Birileri işte Kürtleri cezalandırsın. Yani birileri hani cezalandırsın diye uğraşılan bir tahrik. Ha kelimenin adını atarım. Tahrik dedikleri şeyi aslında sürekli bizim üstümüze ekmeye çalıştıkları şeyi bayağı iktidar kendi yapıyor yıllardır. Ha. Hani yani aslında her iktidar da kendi döneminde bunu kesinlikle. Şimdi peki biraz da ana karaktere gelmek istiyorum. Algı Eke hani gerçekten çok güzel oynamış. Hani böyle ilk düşündüğün kişi miydi Algı? Yok. İlk düşündüğüm kişi değildi. Kendi de biliyor. O yüzden rahatım bu konuda. Ya başka bir oyuncu vardı. Hatta ilk versiyondan beri başka bir oyuncu vardı. Ya ben Şebnem'di yani o da bu arada. İlk defa söyleyeyim sana. Çünkü sürekli başka bir oyuncu vardı deyip adını söylemiyorum. Geriye Kalan'da çok etkilenmiştim ben. Çok severim Geriye Kalan'ı bu arada. Ve hemen buluşmuştum Şebnem'le. Daha işte o söylediğim 60 sayfalık versiyon. Ve sürekli
Özellikle her versiyonundan sonra Şebnem'le buluştuk. Hatta bakanlığa giden bir video olur biliyorsun yapım destek alabilmek için. Onunla çektik. Ondan sonra işte bütün o moodboardlar, hani çalıştığım bütün görseller vesaire, her şeyi veriyordum, konuşuyorduk dönem dönem buluşup. Ama yani çekimlere çok az bir süre kala dizisinden kopamadı. Yani kopamadı derken hani evet izin alamadı yani, ve izin alamadığı için olamadı. Sonra ben tabii sudan çıkmış balığa döndüm çünkü her şeyim hazır ve başrol oyuncum yok ve filmin %90'ında oynuyor. Ve bir anda böyle peyzaj mı, hiç alakası olmayan bir arkadaşım sektörle, Garip Derviş izliyor musun, algı çok iyi oynuyor deyince bende bir şey yandı. Çünkü biliyorsun dünya sinemasında hani Felicity Hoffman'ından Steve Carell'ına, Jim Carrey'sine kadar hep böyle komedi oyuncularını biz bir dramda gördüğümüzde bir anda nevrimiz dönüyor gerçekten. Çünkü çok farklı bir beden kullanımları var aslında. Yani bedenlerini çok farklı kullanıyorlar. Ya bizleri dramda da hiçbir şekilde etkileyebiliyorlar. Ve neden olmasın algıda da böyle diye düşündüm. Ve daha zaten hani gerçekten de öyle olduğunu gerçekten inanıyorum. Yani zaten çok iyi çalıştı. Hiçbir şeyi de yoktu algının bu arada. Hani bir sürü oyuncu biliyorsun bizim ülkemizde herkes prens olduğu için mesela deneme çekimi de yapmazlar. İşte senaryoyu mailime gönder der. Yani pardon bir dakika önce bir kahve içelim. Hani çay içelim. Evet. Biraz birbirimizi tanıyalım. Sonra elden veririz hani senaryoyu. Belki sen beni sevmeyeceksin. Hani nereden biliyoruz. Böyle şeyler çok yaşadığımız için algıda ben onları hiç yaşamadım. Çok mutluyum o yüzden. Yani deneme çekimi yapalım mı? Yapalım. Geldi, yaptık. Hani daha kesinleşmemişti mekanlar. Görüntü yönetmeniyle şey denemek istiyordum, algının hareketleri. Yani biliyorsun kamera çok şey olduğu için hani oradan girip buradan çıktığı için hepsine, evet, birebir de kamera oynaması gerektiği için hepsine tamam dedi. Hepsine geldi. Hani yani zaten oyuncuların normalde gelmesi gerekiyor da bizim bunları konuşuyoruz. Komik ama ya, cidden çok çalışkandı. Ben kurgu yaparken de hani düşün, kurguda, seste, kalırda o kadar zaman geçiriyorsun yani 6 aydan fazla zaman geçiriyorsun yani izleyerek, aynı kadını izliyorsun sürekli. Her seferinde yeni yaptığı yeni bir şey görüyordum yani. Aa eliyle şöyle yapmış. Hani hep bir yeni bir şey görüyordum algıyı izlerken. Ya yani o da beni sonradan post prodüksiyon sürecinde de daha da yani ne kadar iyi oynuyor algı şeyimi gittikçe içlendirdi. Ya şey hani algının hani yani hasret karakterinde böyle istemeye işe gidişe yine acaba hani olmayan neyi haberini yapacağım demesi bile ha evet o bile hani gerçekten bizi o kadar yansıtıyordu ki gerçekten. Sen ben biliriz bizi. Evet gerçekten. Yani aslında hani, Cenay hani gerçekten çok güzel yerleri, hani film zaten tamamıyla güzeldi ama hani çok da bize dokunan yerleri de vardı. Onlardan biri de şuydu, hani mesela bütün gazetelerin aynı manşeti atması. Hani burada hani gösterilir ya böyle, aa bak bu aynı yayın grubuna ait gazetelerin. Evet, aynı yayın grubuna ait olması da gerekmiyor artık. Sadece bir grup var. Ya keza televizyon da öyle yani, hani haber kanalları artık hep aynı yerlerde ya, hani böyle peş peşe basıyoruz mesela onları. Abi bakıyoruz alt bantları aynı. Yani şaşırıyoruz mesela o alt bantların aynı olmasına. Artık hani aslında şey bir hani muhabir haberci kavramı da olmayacak. Çünkü hani ona ihtiyaç duymuyorlar. Hani hani kim nereye yakınsa hani bir, her an hani bu mesleği yapabilir, o işi yapabilir de öyle görünüyoruz. Evet, bir de tabii şu anda vizyonda film. Evet. Nasıl tepkiler? Ankara'dan yeni geldin. Evet. Ayağının tozuyla biz geldik, konuk olduk sana. Hoş geldiniz. Ya, seyirci buluşmaları çok güzel geçiyor. Hilal, o konuda gerçekten inanılmaz mutluyum ve çok duygulanıyorum. Çünkü filmleri niye yapıyorsunuz? Filmleri seyirci izlesin ve seyirci bir şey hissetsin, ona bir şey geçsin diye yapıyorsunuz. Yani çok beğenip bayılması ya da hani hiç beğenmedim de, herkes hani tabii ki çok öznel alır sinemayı herkes. Ama yani bir şeyi dokunabiliyorsa, en azından bir detayı, bir şeyi dokunabiliyorsa, o zaman gerçekten mutlu oluyorum ben. Ve Ankara biraz daha farklı geçiyor bizim. Biz 3 kez orada seyirciyle buluştuk. Ve üçünde de hem çok kalabalık bir salonlara gösterdik, hem de çok güzel sorular sordular. Yani böyle içteki detayları gerçekten o kadar iyi özümseyip ortaya çıkarıp onlar üzerine konuşuyorlar ki ben hayranlıkla hani onları izliyorum gibi bir durum oldu. Ve gerçekten Ankara başka. Yani böyle seyirci ayırmak değil burada şeyim ama Ankara başka. Bunu söylerler. Evet. Yani tiyatro ve sinema izleyicisi bunu söylerler. Ama genel olarak seyirci
tepkilerinden çok memnunuz. Hani sosyal medyada da çok güzel şeyler okuyoruz. Evet. Fakat seyirci sayısına baktığımda şeyi fark ettim. Galiba her giden tweet atmış. Çünkü tweet atanlar kadar sürecek. Yani biraz daha hani olsa bence gidecek. Tamam. Umarım öyle olur. Biz Kars, işte Lüleburgaz, İzmir, Bursa dolaşmaya devam ediyor olacağız. Diyarbakır'ı da ayarlamaya çalışıyoruz. Henüz net değil, o yüzden hani söyleyeyim. Diğerleri kesin. Öyle buluşmaya çalışıyoruz. Bakalım. Peki Ceylan, hani bundan sonra hani Ceylan Özçelik sineması nasıl olacak? Nasıl ilerleyecek? Gerçi ben artık konuşmalarımızdan bunu biraz tahmin edebiliyorum ama. Yani öyle bir sinema olabilirse yani şansımız yolunda giderse ve devam edebilirsem. Ya şu an önümüzdeki 3 filmin daha hikayesi hazır aslında. Yani çünkü ben yıllardır sinema yapmak istediğim için çok birikti. Ve hikayeler hep hazır. Hani sıradalar. Bundan sonraki filmde kadınlar ve şiddet üzerine bir film olacak. Yine içinde gerilim olacak. Yine tek mekan ve o mekanın içinde bir geçmişle hesaplaşma olacak. Ben çünkü biraz geçmişle hesaplaşmaya takığım galiba. Yani çünkü daha hani birbirimizle konuşamıyoruz. Toplumsal geçmişimizle nasıl yüzleşeceğiz gibi bir durum var ama hayır, yüzleşeceğiz. Bence umut var. Başaracağız yani bir şekilde. Ve yine geçmişiyle hesaplaşan kadınlar olacak ama biraz daha kara komediye de denemek istiyorum. Evet, bir gerilim olacak yine ama kara komedi ağırlıklı olacak. Bir ev dolusu kadınla beraber çıldırıyor olacağız bu sefer ama biraz gülerek, kah gülerek, kah gerilerek. Peki o zaman Ceylan, son olarak sorayım. Yerli yönetmenlerden hani böyle sevdiklerin ve hani kendi sinemana yakın. Ya çok var. Ya ben eskileri daha çok seviyorum, itiraf etmem gerekirse. Yani çünkü demin de dediğim gibi onlar çok deniyorlardı. Çok yenilikçilerdi. İşte Lütfü Akat'tan tut Metin Aksan'a, işte Bilge Olgaç'tan tut yani ne bileyim, dur şimdi daha aklıma gelmez yani, Atıf Yılmaz'a, yani hele o dönem Barış Pirasa'nın, işte Ümit Ünal'ın yazdığı senaryolar bence, yani o Ah Belindalar vesaire, yani şu an karşılığı yok, öyle bir sinema yapamıyoruz yani. Ne kadar öngörülü ve fantastik ama bir yandan da çok gerçekçi evet şeyler yapabiliyorlarmış. Ya da işte Yeşim Usta'nın ilk filmi İz, hani polisiye deneyerek giriş yapması vesaire, yani sanırım en çok ben yine eskileri seviyorum. Bu dönemden de son dönemde en çok sevdiğim senaryo Köksüz. Bence çok iyi bir senaryo. Aslında Ceylan, Yeşim Ustaoğlu demişken benim de şimdi aklıma şu geldi. Aslında bizim ülkemizde galiba kadınlar iyi sinema yapıyorlar. Aslında iyi sinema yapıyorlar, evet. Ama evet, erkekler onların ön plana çıkmasın diye çok uğraşıyor. Ama yine de onlar geliyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Son olarak yüklemek istediğim varsa hani seyircilerimize, izleyicilerimize. Yani Kaygı'yı izleseler iyi olur. Şu anda Kaygı'yı izleyin. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben sürekli geçmişi düşünüyorum. Anne babama ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Araba kazasında ölmediler, başka bir şey oldu. Aslında insanlar seni merak ediyor. Hayır, bizden ne istiyorsun? Telefonlara çık bari. Ne kadarını yapabiliyorsak o kadarını yapalım biz de. Bu millet kaos ortamı yaratmaya çalışanlara karşı tahrik olmuştur. Olmuştur, bitmiştir. Yukarıdan öyle istiyorlar. Ben kararı uyguluyorum, yorum yapmıyorum. Ben anlatabildim mi? Tamam. Furkan Muzaffer konuşuyor, dinliyoruz. Bu ülke Dingo'nun ahırı değildir. Herkes öyle aklına gelen her şeyi yazamaz.